Büşra Aslan, 6 Şubat Aslan felaketinde mobilya mağazasını kaybetti. Sonrasında yılmadı, çalıştı ve sektör değiştirdi. Kız kardeşiyle birlikte tekstil işine girdi. Şimdi ise yeni bir mağaza açmanın hayalini kuruyor. Gelin hikayesini ondan dinleyelim. Büşra Hanım, bizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ben Büşra Aslan, 26 yaşındayım. 4 yıldır, yaklaşık 4 yıldır ticaret hayatım var. Mezun olduktan hemen sonra bir ticaret hayatımız oldu. Peki 6 Şubat'a dönelim mi? O gece neler yaşandı? 6 Şubat gecesi zordu, çok zordu. Geçmek bilmedi. Babama iş yerlerinin yıkıldığını bilgisini biz verdik zaten. Hı hı. Benden öğrendi. Aylar sonra da kendimizi toparladıktan sonra buraya döndük. Buraya döndükten sonra artık hayat devam ediyor. Bir yerden sonra başlamak zorundayız. Böyle bir sektörün içine girdik. Sektör değiştirdiniz aslında. Siz evet. Aslında normalde tabii, mobilyacıydık evet, aslında. Evet, mobilyacılık yapıyordunuz. Ardından böyle bir sektöre girdik. Tekstile yani. Tekstil, evet. Aslında çok farklı. Hı hı. Ama işte hayat karşımıza neler çıkartacağı belli olmuyor. Halkbank'ın iş hayatınızdaki rolü ne oldu? Halk Bankası iş hayatımın başından beridir benimle beraber zaten. Kredi açısından çok desteği oldu bana. İlk etapta zaten kadın girişimci kredisi desteğini hemen bana sağladı. Çünkü sektöre ilk girişimizde tabii ki de bir nakit ihtiyacımız oluyor. Aylık ödemelerimiz oluyordu. O dönemde bize büyük bir desteği oldu. Biz hala kredi kullanıyoruz. Destekleri hep bizimle beraber olsun. Bizleri hiç bırakmasınlar. Teşekkür ediyoruz. Büşra Hanım, son olarak sizinle aynı durumda olan kadınlarımıza neler söylemek istersiniz? Özellikle deprem bölgesindeki kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Bir şeylerimizi kaybetmiş olabiliriz ama hayat devam ediyor. Yılmadan, pes etmeden devam etmek zorundayız. Hayat devam ediyor. Bu ülkenin güçlü kadınlarına ihtiyacı var. O kadınlardan iki tanesi de ablamla beniz. O yüzden şöyle söylemek istiyorum. Birçok zorluk olsa da bunlara göğüs gerip tekrardan ayağa kalkmak zorundayız.